Merhaba arkadaşlar. Ocak ayı LGS matematik örnek sorularıyla beraberiz. Bugün size Ocak ayının sayısal bölümünden sadece matematik sorularını çözeceğim. Sayısal sorularımız biraz işlem yoğunluklu çıkmış sanki onun için bazılarını hazır çözdüm. Üzerinde anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk sorumuzda baktığımız zaman bir sahne klaketi var. Ve sahne klaketinin bir kenarın uzunluğu A. Şöyle bir A bir karedir. Ve şu üstteki kısım kaldırıldığında şu uzunluğa ben X dedim. Burası X. Kaldırdığımız zaman X buraya geliyor. Burası B. iki tane A olması gerekirken X kadar bir kısalma olacak. O zaman B şu A-X ile A'nın toplamı olacak. Yani B eşittir 2A-X'den x'i 2a eksi b bulduk. Şunun alanını istemiş arkadaşlar. Alan nasıl bulacağız? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani x çarpı a'dan x yerine 2a eksi b yazdığımız zaman a'yı dağıtalım. 2a kare eksi ab olarak bulacağız arkadaşlar. Sıradaki sorumuzda bu verilen şeklin gördüğünüz gibi parçalaymış. Böyle üst üste koymuş. Biz şunu düşüneceğiz. Bu mavi kenarın uzunluğu burada. Pardon şöyle düşünelim. Yeşil ile griyi şuraya almış. Yeşil ile griyi şu moru da şuraya almış. Yani şunu demek istiyorum. Şu üç parçanın uzunluğunun toplamı şu parçaya eşittir. Ve karede köşegen uzunluğu şöyle bulunuyor. Burası x ise burası x ise şu köşegen x kök 2 oluyormuş. E burayı x kök 2 vermişse bu kenarlar birer x olarak düşünülecek arkadaşlar. Bunlar x'e x'tir. O halde şu kalınlığı da 1 vermiş soruda bakın 1 santim kalınlığında şu parçalarda küçük bir kare oluşturup 1'e 1 bir oluyormuş arkadaşlar. O zaman bu burası tamamı x çarpı 1'den x bu da x bu da x x toplam 4x etti. 4x artı 4 olarak Düşüneceğiz. Bu dörtte nereden geliyor? Şuradakilerin alanından. Köşelerdeki karelerin alanından dört gelmiş oluyor arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda bir öğretmen öğrencilerine gofret dağıtacak. Ve içinde yağ miktarları verilmiş arkadaşlar. Bunları doğru çözümleyenlere e, istenen gofreti verecek. Mesela bitter çikolata çözümlenmiş hallerini öğrenciler yazmış. 8 öğrenci şu bitter çikolatayı doğru yazmış. O halde 8 öğrenci bitter çikolata almış. Ve 7 öğrenci de çözümlemesini yapılmış. Çözümlemeyi doğru olarak yapan beyaz çikolata 2 tam binde 72. Bunlar da 7 tane. Arkadaşlar soru da eşit sayıda olduğunu söylemiş. Eşit sayıda gofret getirmiş. O zaman 13 tane bitter çikolata kalmış. 8 öğrenci de almış. 8 öğrenci 13 tane de kaldığına göre toplam 21 tane çikolata getirmişler. Bu öğretmen 21 tane bitter çikolata getirmişse 21 tane de beyaz çikolata getirmiştir. 7 tanesini öğrencilere vermişse geriye 14 tane kalmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Sıradaki soruda Mehmet amca 10 dekarlık bir bahçesi var ve bu bunun 1 dekarındaki fındık ve kivi miktarlarında kaç kilo satıldığını söylemiş. 180 kilo satılmış değil mi? Arkadaşlar 180 kiloyu bir dekar için e, hesapladığımız zaman şöyle bakıyorum. Fındık, kivi fiyatları verilmiş, balın fiyatı verilmiş. Tamamını sattığında 53.500 liraya satıyor. En fazla kaç kilo bal satmıştır? O zaman bunların ucuzdan hesaplayacağız ki fiyatını 31 liraya alacağım. 30 ile 56 arasında en ucuz miktarı alacağım ki kaç kilo sattığımı göreyim arkadaşlar. Zaten fındığın 180 kilo olduğunu söylemiş bir dönümde. O halde 12 liradan hesaplayacağım. Peki 10 dönümde olsa ne olur? 120. Direkt 10 ile çarptım. 10 ile de çarptığımız zaman arkadaşlar bir dönümdü. O halde 12 çarpı 10 120. 4 çarpı 10. 40. Bunları 180 ve 100 ile çarpı topladım. 25.600 lira para ediyor. Fındık ve kiviye 25.600 lira para harcadınız. O zaman 53.500'den de çıkardığınızda 27.900 lira kalıyor. 27.900 sadece fındığın fiyatı. 27.900. Peki kilosu 31 liradan düşünüldüğü zaman kaç lira eder arkadaşlar? 27.931'e böldüğün zaman 900 elde edilecek. 900 kilo bal bulunur arkadaşlar. Güzel bir olasılık sorusu. Sanki bu soru biraz işlem istemiyor. Hemen soruyu anlayanlar Aa, çok kolay bir sorudur hocam diyor. Arkadaşlar asansör hangi katlara çıkabiliyor? Üste yazılmış. 30 katlı bir binada 16. kata gitmek istiyorsunuz. O halde tüm katlara gidiyorsa bu 16. kata gider. Asal sayı olan katlara duruyorsa bu as 16 asal olmadığı için 16. kata gidecek olan biri bu asansöre binemez. Tam kare olan sayılara gidiyorsa 16 tam karedir. 2'nin pozitif kuvvetleri olan katlara gidiyorsa 2'nin 4. kuvveti 16'dır. 16'ya gidebilir. Gördüğünüz gibi 3 asansör 16'ya gidebiliyor. Toplam 4 tane asansör var. 3 bölü 4 olarak bulacaksınız arkadaşlar. Cetvele baktığımız zaman araya bir açacak sıkıştırmış ve bu açacağın uzunluğu kadar şurada bir dışarıya bir kayma olacak cetvelde. O halde 1 santim, 2 santim 7'ye kadar gelmemiş. O zaman şu 17'ye kadar gelmediği için 1 santim, 2 santim, 2,5'tan fazla o zaman 2 ile 3 arasında diye düşünüyorum. Ama 3'e daha yakın değil mi? 2,5'u geçtiği için. 2 kök 2'ye baktığım zaman kök 8 demek. O da kök 4 ile kök 9 yani 2 ile 3 arasındadır diyoruz. Şunlara bakmaya gerek duymuyorum. Mesela 3 kök 2 nedir arkadaşlar? Kök 18. Kök 18 de kök 25 ile kök 16 arasında olduğu için 4 ile 5 arasındadır. Biz 2 ile 3 arasında dedik ama 4 ile 5 arası çıktı. O zaman bu şık elenir. Diğer şıkları da siz eleyin, size bırakıyorum. Arkadaşlar 600 gram ve 800 gram ağırlığındaki ballar verilmiş. Fiyatları da 160 liraya 180 lira. Aynı miktarda gelir elde edebilmesi için 180 ve 160'ın ekoku alınacak. EBOB'u 20'dir. 9 ve 8 aranında asal. Hemen yazdım. Buradan ekok 20 çarpı 9 çarpı 8'dir. Ben bunu 160 liraya böldüğüm zaman 9 kavanoz yine ekoku 800 180'e böldüğüm zaman 8 kavanoz elde ettim. Toplam 17 tane kavanoz almışlar. Peki bu 17 kavanoz kaç kilo ediyor en az? 600'ü 900'den çarp. Arkadaşlar 9'la 600 gramı 8 kavanozu 800 ile çarptım. 11.800 gram Bine böldüğünüz zaman kilograma dönüşmüş olacaktır. 8. sorumuzda otoparkın aynı ebatlardaki iki kepenki verilmiş ve bunlar bir arıza nedeniyle bu şekilde kitlenmişle durmuşlar. Peki toplam uzunluk 2x artı 7 ise şu uzunluk 1 ise geriye 2x artı 6 mı kalır? 2x artı 6'nın yarısı x artı 3'tür. O halde bu uzunluk x artı 3. Bu uzunluk da x artı 3. x artı 3'e x artı 3'ü yerleştirdim. Peki bu uzunluk x x x ise tamamen bak vermiş burada x'i 2 buradansa burası x eksi 2. Burası zaten 1 olarak verilmiş. Bu uzun kenarla kısa kenarı çarptığımız zaman 2x artı 3 ile x eksi 2'yi ve x artı 3 ile 1'i çarptığımız zaman bu alanları bulacağız. Bu A1 olsun. Bu A2. Bizden alanları farkı istemiş. Yani A1 eksi A2. Bu iki alanın farkı istenmiş arkadaşlar. Farkı da bu şekilde bulunur. Sıradaki soru 9. sorumuzda şöyle bir şey yapabiliriz. Arkadaşlar sıradaki soruda özdeş karelerden oluşan şekilleri görüyorsunuz ve bunlara şöyle bir hamle yapıyor. Birinci şekli %12,5 azaltıyor, diğerini %12,5 arttırıyor. Arkadaşlar yüzde hesaplamalarında ben alan 100 olacak şekilde hesap yapıyorum. Mesela bunun alanı 25 25 25 25 olsa 100 olacak, değil mi? O zaman bunun bir kenarına 5a diyorum. 5a diyorum ya da 5k fark etmez. 5a diyorum. O zaman bu 25a kare. Toplam tümü 100a kare oldu. Yine 5a dediğimiz zaman 25a kare. Her bir 25a kare ise bu da 100a kare olmuş olacak arkadaşlar. Ve sorunun devamında bunu %12.5 azalttığım zaman bu 87.5'a düşmüş olacak. Bunu %12 arttırdığım zaman 112.5 a kare çıkmış olacak. Ve arkadaşlar sorunun devamında diyor ki alanları farkı şu oluyormuş. Bu nedir? 2x artı 3'ün karesi midir? Özdeşikleri gördünüz bunu. 2x artı 3'ün karesinin açılımıdır. O halde şöyle düşünelim. Bu ikisini birbirinden çıkardığımız zaman 112 buçuktan 112 buçuktan 87 buçu çıkardığımız zaman a karelerde vardı. 25 a kare çıktı arkadaşlar. 25 a kare eşittir 5a'nın parantez karesi olarak düşünelim. Ne eşitmiş? 2x artı 3'ün karesi. O halde 2x artı 3'ün karesine eşitlediğimiz zaman 5a eşittir 2x artı 3. Soru da ne istiyor? Bir kenarın uzunluğu. Zaten ben bir kenara ne demişim? 5a demişim. O zaman soruda diyor ki 5A kaçtır? Ben neyi buldum? 5A'yı buldum. 5A neymiş? 2X artı 3 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Son soruya geldik. Son soruda da arkadaşlar aslında basit bir soru. Çok uzun. Zor görünümlü basit soru diyelim buna. Arkadaşlar aslında özdeşliklerin açılımı verilmiş. Mesela x kare eksi 4 ne demek? x eksi 2 çarpı x artı 2 değil mi? x eksi 2 çarpı x eksi 3. Neyin açılımı? x eksi 3 çarpı x eksi 3. x eksi 3'ün parantez karesi. Yani tam karesi. O halde şöyle düşündüğümüz zaman burada x eksi 4'ün karesi mi var? x eksi 4 çarpı x eksi 4 olarak düşüneceğiz değil mi? Peki x eksi 4'ü yazdıktan sonra şuraya bakalım. x kare eksi 16 nedir arkadaşlar? x eksi 4 çarpı x artı 4 olacak. O halde mavide x eksi 4 çarpı x artı 4 olacak bir kere. x eksi 4 çarpı x artı 4 olmayan mavileri sileceksiniz. Bakın bu elendi. Değil mi? Peki Başka hangisini eleyebilirsiniz? Bakıyoruz. Diğerlerinde bir problem yok gibi. Peki A şıkkına baktığımız zaman x eksi 4, x eksi 4. Bakalım sarı x eksi x eksi 4 olacaktı. B şıkkı gider mi? Çünkü x eksi 4'ün parantez karesinin açılımı olacak. O zaman bu da gitti. Yine sarı x eksi 4 çarpı x eksi 4 olacaktı. Bu da gitti. Ne oldu? A ile C şıkkı arasında kaldık arkadaşlar. Arkadaşlar x çarpı x eksi 9 x kare eksi 9 x eşit değil mi? O halde A şıkkı gelecek. Çünkü x dağıtıldığı zaman x kare eksi 9 x mavideki ifadeyi veriyor. Ama sarıda olan x kare eksi 3x bu ifade eşit değil. Çünkü bu ifade x kare eksi 9'un açılımıdır ve bu ikisinin birbirine eşit olmadığını görüyorsunuz. Bundan dolayı cevap A. Arkadaşlar Ocak ayının örnek sorularını gördüğünüz gibi biraz işlem odaklı sormuşlardı. Daha çok işlem gerekiyor. Ben fark ettim ki bir ay işlem yoğunluklu bir ayda Böyle daha kolay işlem gerekmeyen soruların paylaştıklarını gördüm. Ee, arkadaşlar ne geleceğini bilemiyoruz. Sizlere kolaylık diliyorum. Her ihtimale karşı hazırlıklı olun. İşlemli soruları da çözün. Ee, uzun işlem gerekmeyen mantığa dayalı sorular da çözün. Ama önemli olan soruyu tabii ki anlamak. Soruyu anladıktan sonra her türlü çözersiniz. Başarılar diliyorum.